CHP'de genel merkezle değişim isteyenler arasında çok hararetli, çok çekişmeli bir rekabet yaşanıyor. Eğer bu gelişmeler böyle devam ederse o kurultayda iki tarafında kazanma şansı eşit gibi görünüyor bana. Kim kongrelerden sonra parti haneyle konuşursa, parti televizyonlarda tartışın hale getirirse Kimse kusura bakmasın onu partiden ayıracağım. CHP'de kurultay öncesi bu kez de imza gerilimi yaşandı. Milletvekilleri WhatsApp grubunda birbirleriyle tartıştı. <laughs> genel Başkan Kılıçdaroğlu kurultayda bir kez daha adaylığa hazırlanıyor. Genel merkeze yakın bazı milletvekilleri Kılıçdaroğlu için imza toplamaya başladı. Hatta öyle ki mecliste genel kurul salonunda bile Kılıçdaroğlu için imza toplandı. Cumhuriyet Halk Partili olmak kolay bir şey değildir. Genel kurulda imza toplanması bazı milletvekillerinin tepkisine neden oldu. Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır milletvekillerini Kılıçdaroğlu'nun durumdan haberdar olmadığını söyleyerek uyardı. Bir milim eğilen, bir milim geriye gidene yazıklar olsun. Bir diğer grup başkan vekili Burcu Köksal Kılıçdaroğlu'nun hassasiyetinin genel kurul salonu ile ilgili olduğunu söyledi. Tüm milletvekillerimiz istediği adaya destek verebilir mesaj attı gruba. Cumhuriyet Halk Partili olmak için önce adaletli olmak lazım. Tartışmaya milletvekilleri Deniz Demir, Mahmut Tanal ve Murat Emir de dahil oldu. Tanal'la Emir arasında parti geleneği gerilimi yaşandı. CHP'li Emir partide gelenek mi bıraktınız diyen Tanal'a haddini bil bana söyleyeceğim bir şey varsa gel söyle diyerek yanıt verdi. Seçimler biter, el ele omuz omuza sahaya çıkmak durumundayız. Parti içi tartışmalar konusunda kurmaylarını uyaran Kılıçdaroğlu'nun imza gerilimi konusunda nasıl bir tutum sergileyeceği ise merak konusu. De, güven diyor ki yani diyor özgür özel kazanabilir mi? Evet kazanabilir. Yani gelişmeler öyle gösteriyor. Şimdi bir tarafta genel merkez var, bir tarafta değişim diyenler var. <laughs> Genelde genel merkezler aslında avantajlıdır. Yani herhangi bir yapıda futbol kulüpleri de böyledir, dernekler böyledir. Her yerde böyledir efendim. Kurulu yapıdaki güç sahipleri aslında avantajlıdır ama eğer bir değişim dalgası varsa değişim diyenler o avantajı ele geçirirler. Şu anda dengeli gözüküyor. Birbirine çok yakın. İkisi de kazanabilir. Güven soruyor bana. Evet Özgür Özel de kazanabilir. Ama önümüzde daha süre var. Ben hep şunu öğrendim. Anap muhabiriyken, Doğru Yol muhabiriyken, Başbakanlık muhabiriyken bu kongreleri izlerken hep şunu öğrendim. Kongreler son 10 günde, son 1 haftada kazanılır. Hatta ben son gün kazanıldığını bilirim Ankara'da. Böyle otellerde dolaşırdık biz işte orada. Oradan oraya, oradan oraya şimdi isimleri söylüyorum. Ankara'daki otellerde, orada lobilerde, delegelerle görüşmeler, kulis çalışmaları birebir. Çoğu konuda son gece kazanılır efendim. Ama şu anda çok dengeli bir yarış gidiyor, onu da ifade edeyim. Sırma Hanım, ilk defa diyor sözcüğü okumadınız diyor. Aslında bütün gazeteleri okudum. Bir tek sözcüğü şöyle söyleyeyim, dur Sırma Hanım. Gösterdin mi? Ha göstermişiz bak. Şöyle belki de Sırma Hanım şundan olabilir. Şimdi dün bizim ana haberimizi izledim. Sonra Bekir Coşkun abimizin anması iki gündür bahsediyordum ya. Emin Çöleşan bugün hasta ona da geçmiş olsun diyorum. Şimdi Uğur Dündar abimiz de bir program yaptı. İşte Saygı Öztürk olsun, Metin Yılmaz Sözcü'nün yayın yönetmeni. Onlarla birlikte Bekir Coşkun'u andılar, iyi de yaptılar. O arada Metin Yılmaz gazeteyi gösterdi. Ertesi gün gazeteyi normalde çok nadir yaptığı bir şeydir. Tarihin üstü diye söyledi ama Tabii için içinde böyle Hitler var, vampir, biraz kan olunca ben çok istememe rağmen ilk defa sözcüğü veremedim. Sırma Hanım söylemiş ama ilk sayfa, bugün iki defa birinci sayfa yapmışlar. Onun için şunu da gösterdim aslında. Heh, gösterdim de bir daha gösterelim. Bu tarihi fotoğraf bir daha görünsün. Şimdi bir ikinci sayfa daha yapmışlar, onu gösteremedim. Hani ben daha çok böyle kan çocuklar. Yani onları göstermek istemiyorum. Çünkü bizi kadınlar çok izliyor, çocuklar çok izliyor. Dolayısıyla hani onlara böyle dünyanın tabii ki acımasızlığını zaten biliyorlar ama böyle kanlı fotoğrafları da göstermek istemediğim için. Ama izleyenimin dikkatine çok teşekkür ediyorum. Şimdi bir bakayım izin verirseniz. Sırma Hanım, teşekkür ediyorum. Şimdi bu da dün bunu Nihal Kemaloğlu dikkatimi çekti. Gündem çalışmamızı yapıyorduk. Ben notlarımı alıyordum. Sonra işte Hilal'le konuştuk filan. Bunu da mutlaka vermek istedim. Nihal Kemaloğlu dedi ki bak bu dedi Irish Unity diye bir sitede görülmüş. Çok konuşuluyor dedin. Bir propaganda tekniği. Bunu dedi anlatabiliriz. Evet anlatmamız gerekiyor. Şimdi İsrailliler nasıl bir propaganda tekniği uyguluyorlar? Aslında iç siyasi bazı isimler ve dengeler de aklınıza gelebilir. Ben okuyayım bakalım nasıl bir şey şekillenecek. Bakın ne diyor? İsrail'in tarzındaki halkla ilişkiler. Tamam mı? PR diyorlar ya PR günümüzde. Şimdi bakın İsraillere böyle bir saldırı, böyle bir gelişmeyle ilgili soru sorulduğu zaman duymadık diyorlar. Ölü var mı orada gerçekten diyorlar. Hemen araştıralım diyorlar önce. Bir İsrail'e ye, devlet yetkilisine veya İsrail'le yine konuşan gazetecilere, işte sivil toplum önderlerine hayır duymadık diyor. Ölüler mi varmış diye soruyor. Ondan sonra Kabul ediyorlar. Evet diyor. Bazılarla ölmüş olabilir diyor. Ama diyor hatayla, kazayla olmuş olabilir. Sonra üçüncü aşamada kabul ediyorlar. Evet diyorlar. Biz onları öldürmüş olabiliriz. Ama öldürdüklerimiz terörist diyor. Bakın. Önce reddediyor. Sonra kabul ediyor ama kazayla oldu diyor. Üçüncü aşama gelişmelere göre öldürdük ama sor bakalım niye terörist diye söylüyor. Oradan devam ediyor. Peki diyor tamam kabul ettik onlar sivillerdi diyor. Ama diyor o siviller yani bizim öldürdüğümüz siviller canlı kalkan olarak kullanılıyordu diyor. Bak aşama 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 inanılmaz aslında şu 7, 7 madde var ya acayip bir şey. Şimdi oradan devam edelim bakın ondan sonra bakın ne diyor. Yine evet kazayla oldu demeye getiriyor tekrar. Kazayla öldürdük biz sivilleri diyor ama onların amacı vardı diyor. Bak onlar şimdi aşama aşama görüyor musunuz? Red, kabul, mazeret uydurma, kaza olduğuna dair bir mazeret devam ediyor. Ondan sonra bakın ha bak ne diyor? Evet diyor. Biz öldürdük ama diyor. Onlardan daha fazla sivili öldürmüş olabiliriz ama diyor. Baksana diyor diğer ülkeler ne yapıyor diyor. Bak kabul, kabul, kabul en son redden başlıyor. Sonra diğer ülkeleri işin içine katmaya çalışıyor. Sonra bakın en son ne oluyor? Niye diyor İsrail'i konuşmaya devam ediyoruz? Hala diyor. Sonra sizi suçluyor. Antisemit. İşte bakın bu aslında halkla ilişkiler metodoloji bağlamında çok önemli bir dersler ifade ediyor bizlere. Efendim güven. Heh, biraz evvel Özgür Özel'den bahsetmiştim. Hani güven benim yönetmenim de sordu kazanabilir mi? Evet. Kemal Kılıçdaroğlu da kazanabilir, Özgür Özel de kazanabilir. Ben Kemal Bey'in tavşan adayımı çıktım. Şimdi Kemal Bey ile karşı karşıyayız ve yarışıyoruz. Ve ciddi şekilde yarışıyoruz. Yani kazanacağımız görünüyor. CHP'de merakla beklenen kurulta için geri sayım sürerken genel başkan adaylığını açıklayan Özgür Özel ilk kez rakam verdi. Yarış kafa kafaya gidiyor dedi. İmzayı bulamaz, yüz oyalamaz dediklerinde bugün Özgür Özel 600'ü geçti diyorlar. Kafa kafayız diyorlar. Ben Kemal Bey'in tavşan adayı mı çıktım? CHP'de Ağustos'ta başlayan kongre süreci Bitlis İl Kongresi ile tamamlandı. Kongrelerde 81 il başkanlığından 30'una aynı isimler seçildi. 51 il ve 413 ilçede ise başkan değişti. Böylece 81 il başkanın yanı sıra 1370 kurultay delegesi de belirlenmiş oldu. Kongre biter, seçimler biter, el ele omuz omuza sahaya çıkmak durumundayız. Bugüne kadar 19'u olağanüstü 56 kurultay yapan CHP'de 38. olağan kurultay 4-5 Kasım'da Ankara Spor Salonu'nda düzenlenecek. Kim kongrelerden sonra parti haleyle konuşursa, parti televizyonlarda tartışın hale getirirse kimse kusura bakmasın onu partiden ayıracağım. İki hafta sonra yapılacak kurultay öncesinde Genel Başkan adayı Özgür Özel ise iddialı konuştu. Medyaskop yayınında psikolojik eşiği kırdıklarını belirterek ilk kongrelerindeki değişim taleplerine dikkat çekti. O psikolojik eşiği kırdığımızı ya yine olmazdan Özgür'le ve ekibiyle olur dediğini salonlar ayağa kalkıyorsa, illerde kapıdan giremiyorsak, sokaklar doluyorsa, herkes dışarıda sadece değişim değişim diye tezahürat yapmaya başladıysa illerde değişen bir şey var demektir. Kurultay'da ilk gün genel başkan seçimi, ikinci günse parti meclisi yüksek disiplin kurulu üyelerinin seçimi yapılacak. Seçimlerin blok liste ve fermuar yöntemiyle yapılması bekleniyor. CHP'de kurultaydan iki hafta sonra da tüzük kurultayının yapılması bekleniyor.